Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bu koronavirüsü sayesinde, daha doğrusu koronavirüsü yüzünden uzun zamandır darbe programı yapmıyorduk. Bütün dünyanın gündemine oturdu çünkü. Türkiye'nin de doğal olarak gündemine oturdu. Benim de tabii koronavirüs programları hiç bitmeyecek. Ama ilginç bir noktaya geldi Türkiye. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki çözemediğimiz bir istatistikle gidiyorlar. Bir ay sonra büyük bir ihtimalle şöyle bir şey olacak. Çok iyi başarılı, mutlaka başarılı olduklarından eminim ama o başarıyı öyle bir abartma noktasında ki devlet sanıyorum bir ay sonra hastalanan sayısı, günlük hastalanan sayısı ölen sayısından az olacak. Böyle bir noktaya doğru gidiyor. Dünya istatistiklerinde bu istatistiği göndereceğim esasında günlük, haftalık olarak. Bunun bir adı var mı ya da bilmediğimiz bir istatistik sistemi bilemiyorum. Çünkü çok garip bir rakamla gidiyorlar. Her zaman söylediğim gibi umarım bir an önce bütün dünya, hem Türkiye hem bütün dünya kurtulur. Çünkü ciddi bir felaketle karşı karşıyayız. İyileşen, iyiye giden ülkeler bile tekrar bir korku yaşıyorlar. Virüs kendisini değiştirip tekrar ikinci bir saldırıya geçer mi diye. Garip bir şey yani karşınızda beyni olan bir şey yokmuş diye düşünüyorsunuz. Virüs sonuçta bir beyni falan yok, düşünerek bir şey yapmıyor diye düşünüyorsunuz ama şekil değiştirip başka bir şekilde saldırıya geçebiliyor. Onun için tahminlerimizden çok daha uzun sürecek gibi bir belayla karşı karşıyayız. Evet tabi bu bela yüzünden gerçi programları hep evde yapıyorduk. Herkes kendi evindeydi ama şimdi tam ev hapsindeyiz. Çok seyrek çıkarak yapıyoruz. Bu da bizi virüsten şimdilik koruyor. Evet merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Merhaba. Evet Hüseyin Albay, bu bölümün girişini esasında istersen çok kısa 2-3 dakika senden başlayalım. Sonra Ümit arkadaşa sorular soralım. Evet, seni bekliyorum. Şimdi bugüne kadar bu 16. programımız olacak herhalde. Şöyle bir durum var. Resmi bir söylem var. Bu resmi söylemle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en az 1 milyon kişisine bir teröristlik dayatması var. Ve bu teröristlik dayatmasının temelinde de 15 Temmuz olayı var. Şimdi Fakat bu 15 Temmuz Erdoğan için nasıl bir şeyse bedava ekmek dağıtan CHP belediyesinin yaptığı işe de paralel yapı diye bir saldırı var. Yani insan bu kadar koz olarak kullanıp da bu kadar komik duruma düşer mi acaba ya? şimdi her şey dayatma olunca aslında komiklik, mantıklılık, mantık, absürtlük bunların hepsi anlamını yitiriyor. Çünkü hani daha önce bir şeyde söylemiştim, homojenizasyondan bahsetmiştim. Yani mutlak biat eden bir iradeye mutlak biat eden insan figürleri üretmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii demokrasinin vazgeçilmez bacaklarından birisi muhalefet. Yani bir yerde, bir ülkede, bir devlette demokrasinin olması için muhalefet olması lazım. Denge mekanizmasının işlemesi için. Şimdi Türkiye'de 15 Temmuz'dan bugüne, bunu daha da genişletebilirsiniz aslında
yani 2002'ye 2003'e kadar götürenler de olur da hani somut olarak olanı bahsedeyim ben. Bir dayatmaya muhalefet suskunluğu oldu toplum içerisinde. Şimdi bu suskunluğun ürünü devletin demokratik devletin anayasal düzenin yıkılması şeklinde karşımıza çıktı. Şu an artık ortada anayasal bir düzen yok ve anayasayı tanımayan bir diktatoryal irade 83 milyon insana dayatmada bulunuyor. Ve artık sınır tanımıyorlar yani. Bu evet. İlk başta ben Anayasa Mahkemesi tanımıyorum denildiğinde, ben Danıştay tanımıyorum denildiğinde, ben ne bileyim yasal kanun tanımıyorum denildiğinde eğer bunlar devleti tanımamak demektir diye bir muhalefet iradesi söz konusu olsaydı, demokrasi gibi işletilseydi, şu an bugün bunlarla yüzleşiyor olmayacaktı. Evet. Şey bu. Tabii bu arada yani bu programlarımız bizim neden önemli? Yani ben sadece biz bir geceyi analiz etmiyoruz. Sonuçta şöyle bir durum var. 15 Temmuz'dan başlatıyorum ama yani geçmişten de başlatılabilir. Ben sadece bu programın ana fikrini özgü olarak bunu söylüyorum. 15 Temmuz'dan itibaren Türk ve dünya kamuoyunu resmi söylemlerle kandırma var. Hainleştirilen bir kitle var. Bunun karşılığında kahramanlaştırılan bir kitle var. Ama bu kahramanlaştırılan kitle mütemadiyen yalan söylüyor. Yargılamalarda sahtekarlıkları vesaire hepsini anlattım. Sadece çok az bir kısmını anlattım. Ben bunların binlercesini inceledim, gördüm. Çok az bir kısmını anlattım sadece şimdiye kadar. Şimdi bu aldatmalar, sahtekarlıklar, resmi söylemler üzerinden Türk ve dünya kamuoyunu kandırmalar bizim karşımıza aslında başka bir yerde çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi metinlerinde, Anayasa Mahkemesi metinlerinde, Birleşmiş Milletler kararlarının metinlerinde, sivil toplum örgütlerinin kararlarının metinlerinde, çeşitli partilerin veya bir takım grupların veya bir takım çalışma gruplarının yaptıkları, hazırladıkları raporlarda karşımıza çıkıyor. Bu kandırma maksatlı üretilmiş resmi söylemin aynısı cümleler. Evet. Dolayısıyla biz hani bu röportajlarla aslında şunu vurgulamak istiyorum. 15 Temmuz olayıyla ilgili resmi olarak ortaya konulan söylemlerin hepsi aldatmaca. Evet. Dolayısıyla bu bir kere 15 Temmuz olayının Türk yani milli kurumlarımızda, kendi yargı mekanizmamızda, uluslararası kurumlarda, uluslararası platformlarda resmi söylemlere yansımasının sağlıklı olması için bu röportajları insanların dikkatle dinleyip olayı anlaması lazım. Evet, şimdi ben 15 Temmuz'u tabii siz yaş olarak diğer darbeleri yaşamadığınız için daha değişik bakış açısından bakıyorsunuz. Ben 15 Temmuz'un esasında başlangıcının 12 Eylül 80 darbesi olduğunu hep söylüyorum. Bu da şöyle bir sistem. 12 Eylül darbesinden sonra dünyada da benzeri aynı tarihlere yakın 3 aşağı 5 yukarı askeri darbelerden sonra CIA'nin aldığı sivil darbe kararı var. Bu sivil darbe kararı çok önemli bir karar. Bence dünyada bilmiyorum ama Türkiye'de sivil darbenin ilk başındaki kişi de Turgut Özal'dır bana göre. Yani öyle bir sistem kurmuşlar ki işte 12 Eylül darbesinin başbakan yardımcısı ve 12 Eylül'ün olma nedeni de onun aldığı 14 Ocak kararlarıdır. Darbeye karşı demokrasiyi getirecek diye parti kurdurulup ülkeye başbakan yapılmıştır. Yapılması için de ne gerekiyordu? Süleyman Demirel'in ve Ecevit'in ya da Ecevit yerine o dönemde partinin başına geçen Erdal İnönü'nün parti kurmaması gerekiyordu. Ne kadar benzer dikkat edin AKP'nin ilk seçime girdiği
dönemde Cem neydi işte şimdi Fransa'daki Cem Uzan mı? Cem Uzan'a parti kurduruluyor. %7.8 gibi bir falan o civarlarda ya da İzmir'de %7.8 ama doğru yolun ANAP'ın ve MHP'nin seçimine girmesini önleyerek AKP aynı sistem iktidara geliyor. Cem Uzan gibi bir adam parti kuruyor. İlk defa kurduğu parti hiçbir felsefesi olmayan bir adam %7'ye göre bir oy alıyor ve 3 partiyi meclis dışına bırakıyor. Beyaz gömlek ekolü. %34 ya da %36 oyla mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu alıyor. Aynı Özal getirilişi gibi. Burada bir şey değişiyor. Sivil darbe başlarken başka bir şey değişiyor. Eskiden devletin parçası olan bizim hep işte özel harp dairesi dediğimiz, JITEM dediğimiz o derin devlet artık devletin parçası olmaktan çıkıp devletin kendisi olma yoluna gidiyor. Bundan sonra burayı ben idare edeceğim diyor işte. Askerin tamamını da ben idare edeceğim diyor. Bundan sonraki hava kuvvetleri, kar kuvvetleri artık benden sorulur diye bir tavra doğru giriyor. Ve eskiden de karıştı Türk siyasetine. Şimdi karışmak yerine hakim olmak mantığına gidiyor. Bu üçüncü dönemde işte 7 Haziran HDP'nin 80 milletvekili çıkarttığında AKP hükümetinin ilk defa düşmesiyle beraber esas müthiş kararı alıyor. Türkiye'nin en uzun süren yüksek askeri şura diyorum. Toplanıyorlar ya askerlerden Erdoğan başkanlığında. Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu. En uzun Milli Güvenlik Kurulu'dur. Ondan sonra işte şaklabanlık şeklinde hükümet kurabiliyor muyuz, kuramıyor muyuz görüşmeleri falan filan. Erdoğan'ın başkanlığı geliyor. Kim tarafından geliyor? Erdoğan'a neredeyse HDP'den daha fazla küfreden Devlet Bahçeli tarafından. İşte bunlar... Son hafta bir bakıyoruz ki aynı grubun en önemli tetikçisi ya da tetik azmettiricisi Alaaddin Çakıcı hapisten çıkıyor. Şimdi onun için 80 darbesini hepimizin artık çok daha değişik bir daha irdelemesi gerektiğine inanıyorum ben. O açıdan bakıyorum. Evet. Ümit Yüzbaşı merhaba tekrar. Biz senden bilgi almak derken girişlerde hep böyle oluyor. Biz bir 10-15 dakika böyle diyoruz. Evet. Evet sanıyorum bugün ilk önce Şırnak'la 15 Temmuz'da Şırnak'ta neler olduğunu detaylı olarak anlatacaksın bize. Evet. Evet. Evet, merhaba sevgili izleyiciler. Jandarma özelinde 15 Temmuz'da öncesinde ve sonrasında yaşananları bu programlar aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunmaya çalışıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz programlarda PKK ve JITEM konusu haricinde yorum yapmayarak telsiz kayıtları, mahkeme raporları ve benzeri belgeleri sizlere sundum. Açıkladığım tüm hususlar belgelere dayanmasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki dönemin paşaları bazı tweetlerim ve bu yayınlar için geçtiğimiz haftalarda yayın yasağı gelmesi için Sulh Ceza Hakimliği'nden ısmarlama bir karar çıkarttılar. Kısacası gerçeklerin üstünü örtmeye çalıştıklarını sizler de yakinen gördünüz. Ama herkes bilsin ki gerçekler kutup yıldızı gibi yerinde durmaya devam ediyor. Sis dava kayboldukça doğrular daha net görülecek ve kahraman derinlerinden hain denilenlerin kahraman oldukları anlaşılacaktır. Bugün 15 Temmuz'da kronolojik olarak Şırnak'ta yaşananları, 16-18 Temmuz'da jandarma karargahında yaşananları, anormallikleri vaktimiz yeterse kısaca anlatmaya çalışacağım. Ve sonunda da puzzle'ı beraber birleştireceğiz. Jandarma Kurmay Albay Arif Bozbıyık özelinde Şırnak'ta yaşananları ifade etmeye çalışacağım. Albay Bozbıyık
15 Temmuz'da Şırnak Tümen Komutanlığı'nın kurmay başkanı. Yani şöyle düşünebiliriz. 25 bin kişinin yer aldığı bir organizasyonun ikinci kişisi. Bölgenin coğrafi özellikleri ve görev özelliklere dikkate alındığında Şırnak Tümeni, Jandarma Genel Komutanlığı'nın görev yükü en ağır birliğidir. 15 Temmuz'da Tümen Karargahı'na biri 22.16, diğeri 22.31'de olmak üzere iki mesaj emri gelir. Ve peki, bu emirler... Şimdi bir şey soracağım. Buyurun. İki tabur mu dedin? Tümen Komutanlığı dedim. Aha. Tümen Komutanlığı 25 bin kişilik... 25 bin kişinin ikinci sorumlusunun... Bunu cahilliğimden soruyorum. Küçümsemek için değil. Yanlış anlamayın. Albay olması normal mi? Normal. Çünkü kurmay başkanlığı görevini icra ediyor. Yani karargahta komutanı şöyle diyebiliriz. Sivil organizasyon karşısında CEO diyebiliriz yani. Hani herhangi bir operasyonel görevi olmayıp karargahın içinde komutanı yönlendiren, faaliyetleri koordine eden bir kişi. Hı, anladım. Tamam. Ve bir kurmay kariyer planında da kurmaylar bu şekilde gelecekteki görevler hazırlamış oluyorlar. Anladım. 15 Temmuz'da Tümen Karargahı'na biri saat 22.16'da, saatler çok önemli burada, diğeri de 22.31 olmak üzere iki mesaj emri geliyor. Ve bu mesajlar gizli emirler. İlk emir Şırnak'ta bir de Çakır Söğüt Tugay'ı var, Komando Tugay'ı. Şakır Söğüt Komando Tugay'ın Ankara'ya intikal etmesine dair bir emir. Bu emir gizli mahiyette olduğu için ilgili personel tarafından zarf içerisinde Albay Bozbay'ın masasının üzerine bırakıldı. 22.31'de gelen mesajın bürokratik işlemleri, fiziksel oraya yürülmesini falan hesaba katarsa 22.50 civarında Albay Bozbay'ın masasına bırakıldığını değerlendirebiliriz. Albay Bozbay 23 civarında, yani 10 dakika sonra masasındaki zarflardan birini açtığında sıkı yönetim direktifi ile Çakır Söğüt Komando Tugay'ın Ankara'ya intikal etmesi emirlerini görüyor. Kurmay başkanları, bundan az önce söylemiştim, organizasyonların adeta bir CEO'su gibi hareket eder. O yüzden emri araştırır, yatayda koordine eder, ne yapılması gerektiğini okur. Bahsettiğim emirlerden bir tanesi 24 sayfa. Yani hani burada zamanlarda üzerinden mahkeme karar verdiği için zamanları detaylı anlatmaya çalışıyorum. Emri incelediğinde Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar'ın sıkı yönetim komutanı olarak atandığını da görür. Bölgenin mi? Buyurun. Bölgenin mi, Şırnak'ın mı? Şırnak. Bu emrin detaylarını araştırıyor. Yatay'daki birlik komutanlarının duyurumu teyit ediyor ve 23.20. Yani bakın 23'te zaten açmıştık. Her şey çok normal aslında. 23.20 civarında da Tümen'e gelen Tümgeneral Abdullah Baysar'a durumu arz ediyor. Tümgeneral Baysar sıkı yönetim emrinin tuzak olduğunu, Çakır Söğüt Komando Tugay'ı ile iletişime geçilerek onların da bilgilendirilmesini Albay Bozbuy'a emrediyor. Albay Bozbuyuk da hemen Çakır Söğüt Komando Tugay'ına gidiyor, ancak Tugay'ın yola çıktığını öğreniyor. Yani çoktan yola çıkmışlar bile. Çünkü aynı mesaj emri Çakır Söğüt Tugay'ına da gittiği için Çakır Söğüt Tugay'ının o gece görev sırası olan 3. ve 4. taburları intikal için hemen hazırlanıyor ve 300 hangi yoldan çıkıyorlar? Şırnak'tan Cizre'ye. Şırnak Ankara değil. Oradan Ankara'ya gidecekler. Yani oradan havaalanına gidecekler. Tamam, ne şekilde gidecekler? Yani ciddi bir mesafe çünkü. Şırnak'tan Cizre'ye araçlarla gidiyorlar, kamyonlarla. Devamında da ya direkt Diyarbakır'a uçacaklar, Diyarbakır'dan Ankara, ya da direkt Ankara. Bu detayı bilmiyorum. Yani ama uçak. Ama uçak, evet. Cizre'ye kadar karayolu, Cizre'den sonra havayolu. Evet. Evet, 383 personeliyle 23.20 civarında Ünimok tarzı araçlar intikal ediyor. Burada iki tane önemli konu var. Bir, Ünimok tarzı araçlar çıkıyor. Yani bir kamyondur Ünimok tarzı araçlar. Yani özel bir zırhlı araç değil. Buradan şuraya geleceğiz. Daha önce hazırlık yapılmadığının göstergeleri bunlar. Ve görev sırası 3. ve 4. taburda zaten o gün. Ve onlar çıkıyor. Yani özel bir tabur, özel bir birlik o güne ayarlanmamış. Görev süresi kimdeyse onlar gitmiş. Yani bu durumda şu olmuş öyle. 1. ve 2. tabur şanslı oluyor. Çünkü onlara görev sırası değildi. Çünkü bu görev süresi olan aynı zamanda özgürlüğünü de kaybetme sırası gibi olmuş oldu. Albay Bozbuyuk daha sonra telefon aracılığıyla Çakır Söğüt Tugay'a ulaşmaya çalışıyor. Ve
Tugay havaalanına ulaşmadan Cizre'ye varıyor ama havaalanına ulaşmıyor. Telefonla irtibat sağlanır. Bu irtibatı da yine Albay Bozbıyık sağlıyor. Tugay komutanına emrin tuzak olduğunu, geri dönmesini söylüyor. Bu sırada 15-20 kişilik bir polis ekibi de konvoyun önüne geliyor. Konvoyun olduğu yere gelmiş oluyor. Daha sonra öğreniyoruz ki zaten polis ve vali, Şırnak valisi zaten bu konvoyu kışla çıkıştan itibaren takip etmiş. Kısacası tuzak çok önden kurulmuş. Hatta polislerin konvoya müdahale etmek için yola çıkmadan önce silahlarını havaya doğrultarak ölme ve öldürülme yeminleri ettiklerine orada birçok kişi şahit olmuş. Polis konvoyun önüne geliyor ve tahrikkar konuşmalar yapıyor, küfürler ediyor. Ama Tugay komutanı oyuna gelmiyor, sıcak davranıyor, sağduyuyu kaybetmiyor. Hatta personeline araçtan inilmemesi talimatı veriyor. Zaten Tugay personeli bu tahriklere kapılsa ve polisle silahlı çatışsa tahmin edersiniz ki siz de tüm polisleri bertaraf eder. Çünkü evet, silahlı olarak da yetkin ve hepsi profesyonel askerler. Ancak bu olayda bir polisin bile burnu kanamamıştır. Bu arada bir bilgi daha eklemek istiyorum. Bu da çok önemli. Bu sırada Şırnak polis terörle mücadelenin şube müdürlüğü görevini de Hacı Murat Dinçer isimli bir komiser yapıyor. Bu kişi kimdir? Google'a girerseniz şu sonuçları görürsünüz. Pöh tarafından sokak ortasında öldürüldüğü cansız bedeni zırhlı aracın arkasına bağlanıp yerde sürüklendiği iddia edilen HDP'li Hacı Lokman Birlik cinayetinin talimatını verdiği iddia edilen kişidir. Ve bu kişi yine çok ilginç. Bence ilginç değil aslında ama Erdoğan tarafından üstün başarı ödül oluyor ve daha sonra da AK Parti İstanbul adayı oluyor. Bunların hepsi tesadüf olamaz. Bu olayda ilginç olan bir konuda Metin Temel'in de parmağı olduğu gözüküyor. Neden? Metin Temel kendisine bağlı olan Çakır Söğüt Tugay'ın hiç aramıyor. Hareket edilmemesi yönünde bir talimat da vermiyor. Metin Temel aksine intikal halindeki iki komando taburuna Cizre'de tank taburu ile pusu kurulmasını ve bu iki taburu yok edilmesi talimatını veriyor. Metin yani Temel'in o zamanki görevi ne? Van Asaj Kolordu komutanı. Van Asaj Kolordu, Şırnak Tümen, Hakkari'deki birlikler Van Asaj Kolordu komutanlığına bağlı. Evet. Ve Tugay komutanının darbeye iştirak yani şöyle düşünelim. Diyelim ki gerçekten bu Tugay komutanı, bu taburları götüren Tugay komutanı darbeci, darbeye iştirak ediyor. Böyle olsa bile orada görev yapan 338 personelin öldürülmesi talimatını nasıl anlamak lazımdır? Bence bunun bir izahı da yoktur. Çok basit izahı ya. Bu vatana ihanet. Yani kendi Mehmetçiğin öldürülmesi emrini vermek, yani insanlık tarihinde böyle bir kahpeliği yapacak insan türü olabilir mi? Ya izaha yok yani. Bu izaha çaba göstermeye gerek yok. Şimdi bakın, bu anlattığınız şeylerin hepsi Sakarya'da olanla aynı. İstanbul'da olanla aynı. Gölcük'te olanla aynı. Arada hiçbir fark yok. Hep diyorum ya, Türkiye'nin değişik yerlerinde birbirine benzemez rol ve statülerdeki insanlar, birbirine benzemez kuvvetlerdeki kişiler aynı şeyleri yapıyor örgütlü biçimde. Ve yaptıkları şey aynı bu Arif Çetin'in yaptığı gibi. Personeli bir yere gitsin diye çaba sarf ediyor. Sonra oradan polislerle, polisteki o biraz önce saydığınız kişilerle, ki Kemal Eskintan faktörünü unutmayalım, keskin nişancıları unutmayalım. Onlarla koordine ediyorlar ve kendilerine emanet edilmiş vatan evlatları öldürülsün diye emir veriyorlar. Çok açık bakın bu. Bu tereddütsüz, çok net görünüyor ortada. Evet. Bir de şöyle bir husus, Ahmet Bey, burada yargılanan çok kişi olduğu için ve o geceye şahit olan çok kişi var. Bu sözlerin de 100'ün üzerinde fazla kişi tarafından teyit edilmiş durumda. Yani mahkemede ortaya çıkan durumlar bunlar. Bir de Metin Temel'in o geceki hareketleri de normal değil. Şimdi ben mahkemedeki verdiği ifadenin basına yansıyan kısmından edindim bu bilgileri. Yani bu bilgileri açık kaynaktan siz de edinebilirsiniz. Darbe hakkında bilgisi olmadığını söylemiş. Hatta ilk haberi eşinden aldığını ifade ediyor. Yani burası ilginç. Eşinden nasıl haber alır? Çünkü diyor ki jetlerin uçtuğunu söylemiş eşi. Yani bakın Ahmet Bey, bu kişinin bir tane emir subayı, en az bir tane de emir as subayı var. Ve bunlar sürekli olarak bütün bilgileri önce alırlar. Yani en kötü ihtimal bir saat,
Ya da ya, uçaklar havaya kalkmadan bir saat, 1,5 saat hiçbir şeyden haberi yoksa önce öğrenmesi gerekir. Yani burası çok normal değil. Bir Evet. de uçuş kendisi o sırada Şırnak'ın bir ilçesinde uçuş yasağı olduğu halde genelkurmaydan izin alarak uçuş yapmış. Yani genelkurmay kendisi tamam demiş, sana izin veriyoruz demiş. Nereye gidiyor? Siirt'e gideceğini, burası da ilginç. Siirt'e uçacağını söylüyor ama genelkurmayı da kandırıyor ve Van'a uçuyor. Yani ben anlayamıyorum buraları. Yani hani biliyorsunuz Arif Çetin'in o geceki konuşmasını yayınladık. Tamam yalandı. Anlaşılan Metin Demel de daha önce doktrine edildiği bir planı icra etmiş. Ve en acısı da kendisine bağlı birlikleri personeli de ateşe atmıştır. Ne ilginç ki şimdi pasifize edilmiş durumda. Evet, artık orasını değerlendiremiyorum. Oradaki durum neden kaynaklanıyor bilemiyorum. Tugay personeli ise Tümen komutanının emrine de uyarak kışlaya geri dönüyor. Ancak akabinde polis ifadeleri baz alınarak tüm general Baysar, ki en başta talimatı verdi. Bu bir tuzak dedi. Her şeyi durdurmaya çalıştı. Ve Albay Bozbıyık kendisi de Tümen komutanın tüm talimatlarını yerine getirdi. Dahil olmak üzere Tugay'ın tüm personeli tutuklanıyor. Yani Burada şu müsaadenizle burada bir şey söyleyebilir miyim? tabii. Şimdi kamuoyunda hani şöyle bir algı aldatmacası yapılıyor. İşte bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde gençler aslında daha çok kullanıldı vesaire diye. Şimdi kimden bahsediyoruz? Bir tane tümgeneralden bahsediyoruz. Bir tane kurmay kıdemli albaydan bahsediyoruz. Bir tümenin komutanından, tümenin kurmay başkanından. Emirlerinde kaç kişi var? Kaç tane Mehmetçik var toplam asker? 25 bin. Bakın 25 bin, hani şahısları düşünürken o şahıslarla beraber komuta ettikleri personeli, yani komutan mahiyetiyle vardır. Ben bunu gemi komutanıyken de, ikinci komutanken de personelime hep söylerdim. Yani mahiyetiyle beraber düşüneceksiniz kişiyi. Bir komutan tek başına münferiden bir kişi değildir. O zaman bir kişi olur. Komutan diyorsak o işte 25 bin kişiyle beraber düşüneceksiniz. Şimdi 25 bin kişinin komutanı tüm general, o karargahın kurmay başkanı, kurmay kıdemli albay, bunlar mesaj geldiği zaman bu tepkileri gösteriyorlar. Mesajı dikkate almıyorlar. Tuzağa düşürülmüş, yola çıkmış insanları geri çeviriyorlar. Vali, emniyet müdürü, terörle mücadele şube müdürü bu Mehmetçikleri tahrik etmek için hareket ediyorlar örgütlü bir şekilde ve askerler yola çıkmadan bu hareket tarzını planlıyorlar, koordine ediyorlar. Askerler bu tuzağa düşmeyip birliklerine geri dönüyorlar. Darbe karşıtı tamamen hareket sergiliyorlar. Tamamen sağduyulu hareket ediyorlar ve bu insanlar terörist ilan ediliyor Hulusi Akar tarafından. Peki 16.540 tane terörist gibi düşünün. Buyurun. şimdi bu Ümit, bu komutanlardan ceza almış olan var mı şu anda? Şimdi oraya geliyorum. Oraya açıklayayım. Orası çok ilginç. Şimdi bu adamların tutuklanmasının sebebi polis tutanaklarıydı. Ve Pardon, bir şey soracağım. Tüm generalden albay tutuklanıyor. Tugay komutanı. Tugay komutan da tutuklanıyor. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. Anladım. Şimdi bunları tutuklanma sebebi polislerin ifadeleriydi. Polis tutanaklarıydı. Mahkemede ortaya çıkan bir durumu söyleyeceğim şimdi. 18 imza var bu polis tutanağında. Üçünün imzasının aslında kendine ait olmadığı ortaya çıktı mahkemede. Bir kişinin de aslında o gün Şırnak'ta bile görevli. Şırnak tayini çıkmamış bile. Yani bu da Yani bunlar mahkeme. sahtekarlık oluyor. Resmi Evet. belgede sahtecilik, yalan tanıklık suçu, yargıyı etkileme Hayır, suçu. belki de haberi yok ama yani yalan tanıklık. Tanık değiliz ama fark etmez. Sonuçta o örgütleyen, o sahtekarlıkları örgütleyenler yargıyı Örgütleyenleri kabul ediyorum ama sanıklar habersiz aleyhine. bu duruma düşen çok. Ahmet Bey, burayı yorumluyorum, emin değilim ama o habersizlik durumu herhalde şöyle. O Şırnak'ta olmadığı halde imza atılan o Pardon polis Ümit. herhalde O KHK oldu. Daha sonra bunu ifade etmek zorunda mı kaldı artık bilemiyorum. kişi olmayabilir. Genelde siyasi davalarda bu çok yapılan bir oyundur. Yani siz ilk defa yaşıyorsunuz, hep onu söylüyorum. Bu tip oyunlar çok sık yapılan oyunlardır. Sahte ifade, sahte imza, bir takım suçları polis işte atıyorum belli bir
oranda suç failini bulmak zorundadır ya. Sonuçta bulmak zorundasın. Yurt dışına kaçtıysa, yakalayamadıysa bir takım suçları onların üstüne atıp, bu çok yapılmış bir olaydır. Ben diyelim ki yurt dışına çıkmışım, darbe olmuş, 12 Eylül olmuş, 5 tane olayın faili yok. Bulamıyorlar da. Bilmiyorlar da çünkü kim olduğunu. Her olayı bilmiyorlar. Yani tamam, örgütlerin içine çok girdiler ama bazıları da bilinmiyor. O zaman çok kolay bir şey. Belli bir oranda bulmak zorunda. Bu suçu Ahmet Nesin işlemiştir diyor. Şimdi tabii burada şöyle bir durum. Bunu söylediğinden benim haberim de yok. Yurt dışında olduğum için mahkemede gizli olarak ya da dosyam ayrılıyor. Dosyanın ayrılığından da haberim yok. Ne oluyor? Bu insanlar Türkiye'ye döndüklerinde bir bakıyorlar ki önlerinde manyak gibi bir dosya var. Bu çok yapılan bir taktiktir. Bu arada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Programlarda benim konuşmamdan şikayet eden bazı izleyiciler var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu darbe programlarında bilhassa söylüyorum, ben tam bir moderatörlük yapmıyorum. Yani işte koronavirüsteki programlar gibi televizyonlarda var. Doktorları çağıran bir gazeteci değilim. Yani ben çok fazla bir şey bilmediğim için orada devamlı soru soran ve onları dinleyen, tamam eyvallah. Ama ben burada bu darbe programlarını ve yazılarını başlatan az sayıda insandan biri olduğum için bir gazeteci olarak soruları bazen başka yöne çekmek için araya girmek zorundayım. Bu benim mesleğimin en büyük parçası. İki, dediğim gibi bu işi sonuna kadar götüreceğim için kendi yorumlarımı katmak zorundayım. Üç, dediğim gibi bu programlarda ben tam anlamıyla moderatör değilim. Üç programcı beraber yapıyoruz gibi algılayın. Gene de şikayetçiyseniz de ben böyle devam edeceğim. Evet, teşekkür ederim. Ben bu kapsamda çok şikayet alıyorum ama herkesi size yönlendiriyorum. Ya bu program sahibi Ahmet Bey, şikayetler oraya diyorum. Yani evet. Soru soran bir program değil bu. Çünkü bu darbenin mutlaka aydınlatılması için çok aylardır, 3 yıldır ciddi çalışmalar yapıyorum. O yüzden bir takım şeyleri ben ortaya çıkarttıktan sonra tartışılmaya başlandı. O yüzden tek başına soruyla geçiştirilecek bir program yapmayacağımı söyleyebilirim. Tek başına da yapmanın her programı bir anlamı yok. Çünkü bazı konular içinde asker arkadaşlarında bilgilerine ihtiyacım var. Onlar meslekleri gereği daha fazla mahkemeleri inceleyerek daha fazla belge getiriyorlar. Bu kadar. Evet, devam edebiliriz. Tümgeneral Baysar 14 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıyor. Uzman çavuşların çoğu 3 ay sonra, astsubayların çoğu ise 15 ay sonra serbest bırakılıyor. Peki emekli mi ediliyor, göreve devam mı? Hayır, göreve devam edilmiyor. Şimdi tutuklamakla yetinmiyor bunlar. Şimdi olayın başka bir boyutu var. Yani sonuçta Genelkurmay Başkanlığı hemen 15 Temmuz'dan sonra as birliklere bir evrak gönderiyor. Ve diyor ki kimlere biz teröristlik dayatalım? Ve as birlikler de diyorlar ki yani biz kime teröristlik dayatacağımıza neye göre karar vereceğiz? Bir takım hani daha önce benim söylediğim... As birlik nedir? Yani Genelkurmay'a bağlı kuvvet komutanlıkları. Kuvvet komutanlıkları onlara bağlı daha az komutanlıklar. Ve bütün Türk Silahlı Kuvvetleri çapında kimlere terörist diyeceğiz, kimlere soykırım infazı gerçekleştireceğiz diye listeler hazırlanıyor. Ama şimdi bu listeler için bir şeyleri referans almanız lazım. Şimdi bunlar için hazırlık yapanlar, daha önceden fişleme listeleri hazırlayanlar hemen paket halinde bunu sunuyorlar. Ama sadece onları koyduklarında olay sırıtacak.
Şimdi bu sefer asbirlikler düşünüyor. Diyorlar ki kimler tutuklandıysa biz onlara terörist diyelim. Evet. Ve bunları tutuklananların listelerini yapıp üst makamlara teklif ediyorlar. Bunlara terörist diyebilirsiniz. En kolay yol. Evet. Ondan sonra şimdi ne oluyor? Bunlar hep danışıklı. Genelkurmay'a sorsanız diyecek ki bana asbirliklerden bu teklifler geldi diyecek. Asbirliklere sorsanız diyecek ki ama bunlar tutuklandı diyecek. Peki tutuklamalar nasıl gerçekleştirildi? İşte biraz önce bakın bu tüm generalimiz, albayımız ve diğer Tugay komutanı, Tuğgeneral, onu düşünün. Mesela Osman Erbaş diye bir tane birisi var. Adam otobanda saklanıyor, savcılığı arıyor. Diyor ki Islahiye davası bu. İşte burada darbeciler var ve teröristler var. Bunları tutuklayın. Savcılık gidiyor oraya, operasyon düzenliyor. Oradaki insanları alıyorlar. Oradaki insanların bir kısmı yaklaşık bir sene sonra duruşmaya çıkınca Osman Erbaş geliyor, diyorlar ki siz nereden biliyorsunuz bizim terörist olduğumuzu, darbeci olduğumuzu? Bizim ismimizi vermişsiniz. Osman Erbaş diyor ki hayır, ben öyle bir şey yapmadım. Savcı meğersem tutanak tutmuş telefon konuşmasından. Tutanağı bir çıkarıyorlar ve şimdi o tutanağı yok ettiler. Tutanak yok ortada. Ama hata yaptılar. Böyle bir tutanak olduğunu iddianameye sokmuş oldular. Şimdi bakın, dolayısıyla hani bu tutuklama dediğimiz şey teröristlik dayatması sonucunu doğuruyor. Bir kişiye teröristlik dayattığınızda Hulusi Akar utanmadan çıkıp diyor ki 16.540 tane teröristi biz attık diyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Sonra bu insanlar yargılanıyor, beraat ediyorlar bir kısmı. Hangi dönemde beraat ediyorlar? Doğu Perinçek'in hukuk siyasetin köpeğidir dediği ve hiçbir hukuk insanının da buna itiraz etmediği bir atmosferde bu insanlardan bir kısmı hala beraat ediyor. Beraat ediyor. Evet. Şimdi tutuklanmak demek sadece tutuklanmak demek değil. Eşinizle, alt üst soy bağlarınızla beraber soykırım infazına maruz bırakılmak demek. Yani hani böyle konuşurken bunlar, kelimeler böyle geçiyor da 106 tane tür, yöntem ve araç tespit ettim. İnsanları, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalarını seçmece bir şekilde, canlarının istediği gibi sosyal ölü yapıyorlar bireysel olarak. Evet. Kaç kişiye yaptılar bunu? En az 1 milyon 56 bin kişi 2019 yılı sonu itibariyle. İşte 2018 yılı. 2019 ve 2020'de kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Yani tutuklama deyince basit geçmeyelim diye ben. Değil tabii canım, bunu bilir. Evet. Müsaadenizle devam ediyorum. Tümgeneral Baysar mahkemede verdiği ifadede Albay Bozbıyık tüm emirlerimi harfiyen yerine getirdi demesine rağmen Albay Bozbıyık ağırlaştırılmış müebbet almaktan kurtulamıyor. Uzman çavuşların tamamının beraat edip görevlerine iade edilmelerinden de anlaşılıyor ki kötü niyetli birileri konu uzman çavuş gibi alt kademedeki kendilerinin saçma hülyaları için ölebilecek kişiler olunca kendilerinin olup olmaması veya o geceki eylemleri sorun olmuyor. Ve maalesef hukuk mekanizması bu soykırım alet ediliyor. Yani bu kişilerin, uzman çavuşlara ihtiyaçları var. Suriye'ye gidiyor, oraya gönderin, buraya gönderin. Karar mekanizmasında olmayacak. Teknik olarak fark ediyor. Evet, hepsi göreve iade edildi bu uzmanların. Bakın, sadece beraat edilmedi. Onlar hepsi göreve iade edildi. Yani mevzuda şu var. Biliyorsunuz hukuk eylemi yargılaması lazım. Ama eylem değil, kişinin durumunu yargılıyor. Tabii özür diliyorum gene burada, kusura bakmayın ama şimdi uzman çavuş arkadaşlarımız, yani kardeşlerimiz onlar bizim. Sakarya davasında 272, yanlış hatırlamıyorsam, sanık vardı. Dosyaya bakarız. Zaten Sakarya'yı konuşacağımız zaman konuşacağız. Bu şeylerin, yargılananların büyük kısmı uzman erbaşlardı. Ve tamamı bu arkadaşların, ki kendileri gidip de karakola teslim olmuş insanlar, Cumhurbaşkanı daha açıklama yapmadan önce. Bu insanlar işkence gördüler, kafa tasları yarıldı, omurgaları kırılanlar, bacaklarından dizleri kırılanlar var. Bu insanların hepsini ihraç ettiler. Yargılanıp iki sene tutuklu yargılanıp iki sene sonunda beraat ettiler. Bütün suçlamalardan. Hulusi Akar hala bunlara terörist diyor ve bu insanları göreve iade etmiyorlar. Çünkü göreve iade işte o şekilde bir menfaat, eğer işine yarayacaksa, bir yerde kullanılacaksa, istismar edilecekse, bir takım belki böyle örnekleri var. Ama Başka yerlerde de Sakarya gibi mesela, bunu Sakarya programında konuşuruz, orada da göreve iade etmiyorlar. Evet. Şimdi yani çok fazla olayın boyutu var. Yani büyük resmi biz burada hani anlattığımız hadiselerin detaylarında boğulmamayıp, yani kamuoyunun onlara dikkat etmesin,
Yani büyük resmi göstermeye çalışıyoruz. Evet. Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir yerde böyle bir uygulama var, başka yerde böyle. Bunların hepsi zaten ne yapıp yapmadığınızın bir anlamının ve öneminin olmadığını, rütbenin evet. ne olup olmamasının bir öneminin olmadığını, işte her şeyin dayatmayla olduğunu, listeler üzerinden olduğunu kanıtlayan vakalar. Evet. Evet. Bu dava Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülüyor. Tabii ki bunda bir gerekçe Arif Bozbuya niye ceza verildiğinde bir gerekçesi olması lazım. Bakın şöyle bir komik bir durum var. Diyor ki Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, harekat merkezinde görev yapan iki uzman çavuşun, bunların isimleri Yaşar Kuş ve Kasım Dertsiz, ifadesine dayandırarak mesajların saat 21.30'da Albay Bozbuya teslim edildiğini, Albay Bozbuy'un ise bu mesajları tüm General Baysar'a zamanında iletmeyip geciktirerek darbecinin işini kolaylaştırdığını iddia etmektedir. Bakın çok da basit bir iddia ve çok kolay çürütülebilecek bir şey. Çünkü diyor ki 21.30'da diyor Albay Bozbuy'a teslim edildi diyor. Ama mesaj emir bir, yani bu hani tarih ve saat var üzerinde. Oysa 21.30'da bırakın mesajlar teslim etmeyi, mesajlar tümen komutanlığına gelmemiştir bile. Yani mesajın çıkış saati bir kere tutmuyor. Mesajın biri size arz ettim 22.16, size de göndereceğim onu mesajı ve 22.31'de gelmiş. Yani mesaj teslim edilemez. Mesaj yok ortada zaten. Nasıl teslim edilebilecek? Evet. Mahkemenin bu takdirini, bu tavrını sizlerin takdir ve vicdanına bırakıyorum. Zira bunun bir izahını bulmak mümkün değil. Tarihe geçecek kara lekelerden biri de budur. Şimdi ben gene müsaadenizle. Şimdi 15 Temmuz. Az zamanımız kaldı Hüseyin. Çok kısa hemen. Yargılamalarda kronolojik bilgileri kamuoyunu aldatabilmek için saklıyorlar. Sanki her şey aynı anda olmuş gibi gösteriyorlar. Bu da bir dayatma ve bir kasıt. Sui bir kastın olduğunu gösteriyor. Bunu söyleyecektim sadece. Şimdi olayı size anlattım. Aslında belki 15 Temmuz'a gibi bir sürü olay var ama bu hani bir tabir vardır ya. Amiyane kılçıksız bir olay yani. Hani bu çok net. Her şeyle askerliğin gereğini tam yerine getirmişler. Tuzağı da fark etmişler. Geri dönmüşler. Ama size anlattım işte yaşananları. Şimdi bu uzman çavuşlarla müsaade ederseniz askeri öğrenci ve erlerin durumunu kıyaslamak istiyorum. Yani bunu kıyaslamazsam öğrencilere karşı vefasız davranmış olurum. Bakın bu olaydaki tüm uzmanlar beraat etmiş ve göreve iade edilmiştir. Oysa askeri öğrencilerin 15 Temmuz'daki durumları buradaki uzman çavuşlardan daha hafif ve daha masumdur. Ancak evet. askeri öğrenciler müebbet aldılar. Şimdi askeri okul kamp süreçlerinde ve erlerin eğitimlerinde güneşin altında saatlerce sağa dön, sola dön gibi eğitimler yaptırılır. Güneşin altında insan beyni uyuşur ve artık emir sorgulayamaz hale gelir. Bunun adı da bizde yanaşık düzen eğitimidir. Buradaki maksat itaat şuurunu test etmektir. Ayrıca harp okulu kamplarında, ben de birçok kez bulundum, bir gece yarısı ansızın 3 kere alarm alarm diye bağırılır. Elin ayağına dolaşır Ahmet Bey. Ve 2 dakika içinde silahlı olarak birlik ilk toplanma noktasına koştura koştura gidersin. 2 dakika içinde olmak zorundasın. Akabinde de bölük komutanı görevi söyler. Bu görevler kapsamında bazen otobüslerle uzak bir noktalara bırakılırsın. Bazen, ya bir senaryodur o aslında. Bazen 2 gün sürecek olan görevlerimizi icra ederdik. Ne cep telefonu, ne internet, ne yazılı emir olurdu. Kamp sürecinde harp okulu öğrenciliğin de ruhu budur. Bırakın emirleri sorgulamayı, gevşeklik bile göstermemeye çalışarak ceza almamaya gayret ederdik. Yani bu şekilde yetiştirilen harp okulu ve askeri astsubay öğrencilerine, kursiyerlere, erlere darbeden dolayı bir gün bile ceza vermek insafsızlıktır. Diyorum buradan da Erzincan'daki bir olayı anlatmak istiyorum. Çok kısa. Evet. Daha sonra da bırakabiliriz ama çok kısa sürede bitirebileceğimi düşünüyorum. Kısaysa devam edebiliriz. Evet. Çok ilginç bir örnek daha var burada. Erzincan'da yaşandı bu da. Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Tong hakkında birçok komutanın aksine o gece çok farklı bir davranış sergiliyor. Albay Orhan Tong tüm personeline darbe karşıtı emir veriyor. Darbeyi destekleyici bir hareket yapılmasına müsaade etmiyor. Çok net bir duruş sergiliyor. Hatta kendi şunu bile yapıyor. Nerenin komutanı? Erzincan İl Jandarma Komutanı. İl Jandarma. Evet. Hatta şunu bile yapıyor. Kendi WhatsApp grubuna, yani kendi devrelerinin WhatsApp grubu var. Gelen bir sıkı yönetim komutanları mesajı var. O mesajı da alıyor, Erzincan valisine gönderiyor. Kısacası sürekli olarak valiyi de bilgilendiriyor. Hatta gece 12'den sonra da tüm vaktini valiyle beraber geçiriyor. Ve bunu da net bir şekilde ispatlıyor. Kamera kayıtları hepsinde var. Ama kendisi ağırlaştırılmış müebbet almaktan kurtulamadı. Neden?
Bunun cevabını ben vereyim size. Çünkü kendisini tanıyorum. Beraber 2 yıl beraber çalıştık. Çünkü Al Whitehong çizgisi ile siyasal iktidarın çizgisi uyuşmuyor. Kendisi farklı bir kişilikte. Kendisi mütedeyyin bir kişiliğe sahip. Yani biz kendisiyle beraber çalıştığımız dönemde şayet evinde değilse, mesaide değilse civarda bulunan bir tane camide kendisini bulabilirdiniz. İbadetlerini gösteriş için yapan biri değildi. Ayrıca siyasi hiçbir ifadesine şahit olamazsınız. Siyaset ve dini bir araya getirmeyen, dini bir söylemde bulunmayan, kendi haline yaşayan biriydi. Hatta şunu söyleyeyim, tayinleri yaptık. Tayinleri yaptığımız zaman biz çok zor bir süreçten geçtiğimiz için kutlama yapardık. Yani yaş pasta falan kesilir. Kendisine komutanım buyurun diyorum, oruç olduğunu söylemiyor yani. O kadar ısrar ediyorum, söylemiyordu. Yani öyle değişik biriydi. Hatta Erzincan'a ilk atandığı zaman kendisini cuma namazlarını gören bölge halkının çok mutlu olduğu haberleri basına da yansımıştı. Yani böyle bir durum olduğunun sayısı. Kendisi zaten ya Erzurumluydu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu tip kişiler siyasal İslamcıların hiç haz etmediği kişiler. Çünkü bu kişileri ne dini ne de siyasi söylemlerini kontrol edemiyorsunuz. Bu yüzden Albaytong da 15 Temmuz'da darbe karşıtı hareket etmesine rağmen müebbet hapis cezasına çarptırıldığını değerlendiriyorum. Evet. Yani tekrar kanıtlanmış oluyor. Ne yapıp yapmadığınızın zerre kadar önemi yok. Her şey dayatmayla. Müebbet ağırlaştırılmış müebbet almak değil sadece. Teröristlik dayatmasıyla, vatan hainliği, darbecilik dayatmasıyla muhatap oluyorsunuz. Eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, bütün soy bağlılarınızla beraber. Evet. Ve şu an bu şekilde cezaevlerinde on binlerce insan var. Bu dayatmanın ürünü olarak hürriyetleri tahdit edilmiş. Bebekler, anneler, hamileler, lohusalar, yaşlılar, engelliler. Bu şekilde yani hep bu dayatmanın ürünü olarak. Yani bunlara hani kamuoyunda böyle siyasi dava falan böyle bir şey yok. Yani. Tamamen kasıtla insanlar ölsün diye yapılan bir şey bu yani. Hele bu korona salgını döneminde ya, meclisten geçirdikleri o ayrımcılık suçunun bütün dünya tarihine geçecek somut bir örneğidir bu yani. Resmen alenen suç işleyerek, suç işleme kastıyla hareket ederek yaptılar bunları. Ve kamuoyu hala ya işte hukuk, işte suçlu olan bir şekilde aklanacak. Tamamen dayatma var. Kasıtla yapılan dayatmalar var. Bakın basit bir adam değil, bir teğmenden, asubay çavuştan bahsetmiyoruz ya. Alay komutanı dediniz değil mi? Evet, evet. Jandarma komutanı, alay komutanı. Yani bakın çok önemli birisi yani. Evet. Yani bu öyle küçük basit küçük düşük rütbeli birisi değil. Resmen darbe karşıtı emir vermiş bir kişiden bahsediyoruz. Bireysel hareket eden değil, birliğine emir vermiş bir kişiden bahsediyoruz. Ne yapsanız yapmasanız zerre kadar önemi yok yani. Bunu kamuoyunun özellikle anlaması lazım. Çünkü bunu anlamadığında başta söylediğim gibi bütün o uluslararası dokümanlarda, resmi söylemlerde, Anayasa Mahkemesi'nin metinlerinde, iddianame metinlerinde, mahkeme karar metinlerinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin metinlerinde, Birleşmiş Milletler kararlarının metinlerinde hep bu resmi söylemler yer alıyor ama tamamı yalan ve hepsi dayatma. Evet. Ayrıca Ahmet Bey şöyle bir şey de yaşandı Nisan ayında, yani bu Nisan ayında şu anki bulunduğumuz ayda jandarmadan 121 kişi ihraç edildi. Bunun 20 subay, 88 astsubay, 13 uzman jandarma ve bunlara da dendi ki 15 gün içinde bulunduğun lojmanı da terk et dendi. Yani şu an korona günlerindeyiz. Çoğunların çoluk çocuğu var. Ev taşımak zorunda. Dışarı çık nasıl çıkacak? Sokağa çıkma yasağı var vesaire. Yani gördüğünüz gibi yine halk sağlığı falan birinci planda değil yani. Başka bir birinci planlar ver, bunu uygulamaktan da hiçbir zaman geri adım atmıyorlar. Evet. Faşizm böyle bir şey. Bu programın da sonuna geldik. Geçen gün bir film seyrettim. Çok bildiğimiz bir şeydi ama filmi yaşayarak seyretmek böyle, daha doğrusu filmi seyrederken onu yaşıyormuş gibi hissettim. Bu darbeleri yaşaya yaşaya biz de aynı şekilde olduk. İspanya Franco zamanında işte İkinci Dünya Savaşı başladığında bir takım insanlar mücadele için dışarı kaçıyorlar. Bir takım insanlar kaçamıyor, kıstırılmış bir şekilde. Evlerde bir duvar daha örerek ilginç bir şekilde işte mutfak komedi dolabının arkasından gizli kapılarla falan orada bir müddet saklanmaya başlıyorlar. Fakat sonra bu
bir müddet geçmiyor bir türlü, bitmiyor bir türlü. Uzun süre devam ediyor. 3-4 yıl falan filan işte savaşın ilk çıktığı, işte Yahudilerin, komünistlerin, düşman ilan edildiği, sosyalistlerin ilanı. Bir tek İspanya'ya özgü bir şey bu. İkinci Dünya Savaşı bitiyor, faşizm yeniliyor. Fakat İspanya'da devam ediyor. Franco düşene kadar iktidardan 70'li yıllar, 73 falan olması lazım, tamam sanıyorum. Düşünün işte 41'de başlayan saklanma. 30 yıl. 30 yıl devam edenler var. Sonra o kadar izole olmuş bir kesim var ki düştüğüne inanmayıp daha da saklanmaya devam eden bir ciddi sayıda insan var. Yani az buz bir insan değil. O evde eşiyle, çocuğunla ya da babasıyla falan bu şekilde yaşayan çok ciddi bir şey var. Bir faşizm böyle bir şey işte. İnsanı bu noktaya getirebiliyor. Evet. Bir programın daha sonuna geldik ki bu virüs izin verdiği ölçüde daha birkaç program yapacağız gözüküyor. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.